Hepinize selam olsun La Kasabalılar, ben Alperen. Supportların ağladığı, assassinlerin bayram ettiği bir yamaya hoş geldiniz sevgili dostlarım. 8.12 yama notları. Bu yamada çok şey değişti ve bot lane ciddi anlamda zayıflayacak. Daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Birçok destek şu anda deli gibi nerflenmiş durumda bu yamada. Çok şey değişti. Tek tek bakalım efendim. Evet, başlıyoruz. 8.12 yama notları. Yama notları. Evet, şampiyonlar Elise. Elise'in insan ve örümcek biçimindeyken hareket hızı artmış. İkisinde de diyecektim ki ikisinde değil. İkisinde de aynen. İkisinde de 5 hareket hızı artmış. Çok şey değiştirmez fakat gene de işe yarayabilir. 5 hareket hızı artmış Elise'in genel olarak bakarsak. Elise'in W'sunun taban hasarı artmış. Her seviyede 5, 10, 15 diye gidiyor ve son seviyede 25 hasar artışı güzel. Elise için güzel bir... Lan ne oluyor? Elise için güzel bir buff olmuş bu. Özellikle late için daha iyi olmuş. Late de şu anda Elise daha güçlü olacak. Ezreal. Ezreal'ın zırh miktarı azalmış. Evet, 25'ten 22'ye düşürülmüş. Bu çok büyük bir nerf. Yani Ezreal'ın koridordaki gücünü çok büyük zayıflatmışlar. 3 zırh çok önemli çünkü oyun başında. Bir leveldeyken. Ve 8.11 yamasının ortasındaki güncellemelerden birisinde saldırı gücü büyümesi de azaltılmış 2.5'a. Gerçi Ezreal şu an bu ara bayağı güçlüydü. Belki de bu nerfler onu birazcık dengeler diye düşünüyorum. Çünkü oyunuma gerçekten güçlü olan Ezreal'lar gelmişti. Ama evet, bu nerfler birazcık acımasızca olmuş diyebilirim. Ve pasifinin büyü gücü yükselişi her seviyede artık %10'a düşürülmüş, sabitlenmiş bir nerf daha yemiş Ezreal. Kindred. Kindred'in taban saldırı hızı büyümesi %3.5'a çıkartılmış. Güzel bir buff. Q'sunun ilave saldırı hızı güçlendirmesi %25'e çıkmış. %10'dan yuh. %15'lik bir artış. Kindred şu anda köpek olmuş. Sen çok güçlüydü. İyice köpek etmişler. Kindred'i tekrar metaya sokacaklar herhalde. Ulan oradan yine siyah bir şeyler çıktı. Sürekli bu ara çıkıyor. Var bilgisayar virüsünü girdi. Ne oldu Allah'ım? Evet. Karabasan. Taban hasarı 15 artmış. E'sinin her seviyede. Kindred için güzel bir buff olmuş bu da. Lee Sin. W'nun bekleme süresi azalmış, E'nin hasarı artmış efendim. W'su artık 12 saniyede bir geliyor. Yani W'su, yani ne bileyim abi, bence bu süre çok kısa 12 saniye. Lee Sin W'su çünkü çok güçlü bir skill. İki kişiye kalkan sağlıyor. Büyük bir atılma gücü var. Bence W'sunun süresinin 2 saniye kısalması birazcık OP olmuş. Neyse, tamam. 2 saniye daha artık erken atacak W'yu. E'si çelik fırtına artık taban hasarı her seviyede 10, 20, 30, 40 diye... Yok pardon. 10, 15, 20, 25, 30 şeklinde artmış. Lee Sin artık late'de ve oyun başında daha güçlü. Yani Lee Sin şu anda meta'ya girer bence şu haliyle. Şimdi birçok arkadaş şunu soruyor. İşte Ward eşyası kaldırıldı falan, Lee Sin'de nasıl oynayacağız? Arkadaşlar runlarda şey var biliyorsunuz. Hakimiyet kısmında bir rün var. Zinetlerin süresini kısaltıyor. O rünü bakın. Oyunun giren Lee Sin'e o sürekli ward geliyor. Sürekli ward geliyor. Kolayca oynayabiliyorsunuz Lee Sin'e eskisi gibi. Poppy. Pasifi Demir Elçi'nin ne olmuş biliyor musunuz? Şimdi bakalım. Pasifin bekleme süresi azalmış. Aynen. 16, 12, 8. Late'e doğru azalmış aynen. Late'de artık daha çok pasifiyle atacak, vuracak ve kalkan sağlayacak kendisine Poppy. Bu biraz güçlü bir buff olmuş Poppy'ye late için. Çünkü late'de 2 saniye çok şey demek abi. Q'su bekleme süresi azalmış 1 saniye her seviyede, oranı artmış saldırı gücü olarak, vay anasını. Poppy şu an taş gibi bufflanmış abi, şu an meta'ya girer Poppy. Bu haliyle Ranked'da win aldırır, Poppy mutlaka oynamalıyız, yakında bir videosu gelebilir isteyen varsa. Ya bu arada alttan videoya bir tane like atmayı unutmayın lütfen. Eğer abone olmayan varsa da aramıza abone olarak katılsın. Ücretsiz bir abonelik, beleş abonelik, mis gibi La Kasaba'ya abone olacaksın kardeşim. Daha ne, daha hayatta daha güzel ne olabilir ki? La Kasaba'ya abone olmaktan daha güzel ne var hayatta arkadaşlar? Daha güzel hiçbir şey yok değil mi? Evet, biliyorum bunu. Yorumlarda bu arada bu yamada en çok hoşunuza giden veya gitmeyen şeyleri yazın. Yorumları okuyorum. Bakayım acaba siz nelere tepki verdiniz. Rumble. W'nun kalkanı artmış. Ultisinden sarı artmış. W'su artık daha çok kalkan sağlıyor. Oranı da artmış. Süper süper. Hem late'de hem oyun başında köpek gibi kalkan sağlayacak. Ultisinin de hasarı, taban hasarı artmış. 1400'e çıkmış. 700'e çıkmış falan filan. Artmış yani hasarı. Ve AP oranı da artmış. Şu anda Rumble tek ulti ile penta atabilir arkadaşlar. Çok büyük buff gelmiş. Yakında bir Rumble videosu da gelebilir. Sejuani. Pasifi...
400 sabit hasar vermiyor artık Kuzey'in hiddeti. Artık hedefin azami canının %10 ile %20'si arasında vuruyor. Destansı canavarlar yani Baron'la Ejder'e falan 300 vurabiliyor en fazla. Bu şekilde. Evet. W's kışın gazabı daha az mana istiyor. Artık AP oranı var. E'si ise E'sinin hasarı artmış. AP oranı artmış. Aynen artık abi Sejuani'yi bir AP tank yapmak istemişler. Şu an 1000 APK Sejuani'ye tek atarsın herkese. Yakında bir AP Sejuani videosu da gelebilir. Yorumlara yazın arkadaşlar hangi videolar istiyorsunuz. Bekliyorum. Talia. Q'nun ilk taşından sonrakiler şampiyonlara biraz daha düşük hasar veriyor. Okey. Artık %60 yerine %50 vuruyormuş. İlk Q'dan sonra. Anladım. Taban saldırı gücü artmış. Hasarı artmış. Bu yamada nerf yemiş falan filan ama hala bufflı. E'sinin toprak bozumunun hasarı artmış. AP oranı da artmış. Evet, Talia buff yemiş diyebiliriz. Ama bu yamada nerf yemiş. Bak bu yamada ilk taştan sonrakiler için %50 vuruyor. Artık bir %10'luk hasar düşüşü olmuş. Yorick, evet. TR birincisi Yorick olduğum için bir zamanlar. Bakalım. Sevgili Yorick'e ne olmuş? Sis Gezginleri ve Sis'in hanımı artık Yorick'in nitelikleri değişti. Kendi niteliklerini de güncelliyor. Okey güzel. Bir buff olmuş bu. Son duanın süresi azalmış late'te. Artık 4 saniyede bir sürekli Q atabileceğiz. Jhin'de hata giderilmiş. Okumaya pek gerek yok. İşte fırtına biçenle ilgili bir hata giderilmiş. 8.11 yamasında güncellemeler gelmiş. Kai'Sa'nın plazma hasarı nerflenmiş. Yük başına gelen hasar nerflenmiş. Plazma yetenek gücü oranı nerflenmiş. W'nun hiçlik topu oranı hasarı artmış. AP oranı artmış. Daha çok vuruyormuş. Şu anda da daha çok vuruyor. Pyke taban can yenilenmesi artmış. Taban manası artmış. Zırhı artmış. Saldırı gücü artmış. Pyke şu anda ilah olmuş. Pyke'ı oynayın arkadaşlar. Güzel. Vay Yasuo kardeşim be. Yasuo'ya buff gelmiş. 60'tan 60'a çıkmış. Şu an Yasuo çok kazanma oranı düşük bir şampiyon. Yani bence güçlü Yasuo ama genelde kazanma oranı düşük. Fakat bu buff onu belki yerine getirir. Bence hala getirmez fakat. Yani. Q'su çelik fırtınanın kritik vuruş hasarı %150'den %180'e çıkmış. Tamam bu Yasuo'yu toparlayabilir. Yasuo için güzel bir buff olmuş bu. Yasuo buff. Vay anasını avladım. Takımların kalkan yetenekleri ve eşyaları. Evet şimdi geldik supportların nerflendiği o kısma. Janna. Artık E bastığında kalkan 0,75 saniyeden sonra yavaşça bitiyor böyle. Yavaşça fıt diye eriyor. Yani bu bir nerf. Çünkü kalkan hep kalmıyor, eriyor kendi kendine. Karma. E'sinin süresi azalmış. 4'ten 2,5 saniye düşmüş. Evet. Bu da bir güzel bir nerf kalkancılara. Lulu'nun bakın deli gibi nerf. E'si 6 saniye kalkan veriyordu. Artık 2,5 saniye veriyor. Köpek gibi bir nerf. Fakat Pix'in takım arkadaşına bağlı kalma süresi hala 6 saniye. Bu değişmemiş. Güzel. En azından böyle bir şey. Evet, Orianna kalkan süresi azalmış. 2,5 saniye düşmüş 4 saniyeden. Evet, Orianna da içinde güzel bir nerf bu. Yasak idol. Bekleme süresinin azalma ve iyileştirme kalkan gücü azaltılmış. Nerf. Aynı şekilde nerf. Aynı şekilde nerf. Kalkan gücü ve iyileştirme miktarı azaltılıyor. Nerf. Athena'nın lanetli kadehi. Azaltılmış hasarın %35'i. Bu bir buff galiba. Azaltılmamış hasarın %25'i. Tamam buff, evet buff. Artık Athena'nın lanetli kadehi daha çok can basacak kalkan bastığımızda. Yani Athena'nın lanetli kadehi artık buff almış. Şu anda metaya bu eşya girer. Yani artık bunları almak yerine, üsttekileri almak yerine Athena'yı alın. Daha çok OP olur. Daha çok. Yani hem kalkan basıp hem can basarsınız. Şu anda daha güçlü. Athena'yı mutlaka alın arkadaşlar. Komuta sancağı kaldırılmış oyundan. Aga be. Oğlum bu eşya nasıl kaldırılır? Yuh. Şu an üzdü. Starak'ın güvencesi. Çok bir değişiklik yok. Taban saldırı gücünün %50'sini fazladan taban saldırı gücü olarak sağlıyordu. Artık ilave saldırı gücü olarak sağlıyor. Yani ufak böyle %1'lik %2'lik bir değişim. Çok önemli bir nerf değil. Nerf yemiş Starak'ın güvencesi fakat çok büyük bir nerf değil. Malmortius'un ağzı hata giderilmiş. Önemli değil. Rünler keskin sağanakın ilave saldırı hızı arttırılmış. Pratik zekanın hatası giderilmiş. Büyücülük kısmında sürat çok değişti bakın. İlave hareket hızı artık %3 yerine %1,5 veriyor. Fakat hasar dönüşümü olarak ilave hareket hızının işte %4,8'ini yerine 9,6'sını. AP olarak da 8 yerine %16'sını falan filan veriyor.
Yani arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Surat artık bize daha az taban hareketi verecek. Fakat siz herhangi bir şekilde bir eşyadan veya işte Hecarim'in E'sinden vesaire bir hız aldığınızda daha çok size saldırı gücü verecek veya AP verecek. Yani suratın late'deki gücünü artırmışlar, oyun başındaki gücünü kısmışlar diyebilirim. Surat için böyle bir dengeleme olmuş. Son vuruş desteği, evet. Bir önceki yamada gelen destek. Benim yaptığım son vuruşa ekstra 4 hasar ekliyordu. Yani Mjolnir'in 4 kaldıysa sen öldürmüşsün gibi sayılıyordu. Artık 3'e düşürülmüş. Ve her yama boyunca bu azaltılacak 3, 2, 1 diye. Yeni oyuncu deneyimi. Evet, eğitimleri falan güncellemişler. Bizim çok ilgilendirmeyen şeyler. Sen yeni bir oyuncu yama notlarını incelemez mantıken. İfade güncellemeleri. Evet, artık ifadelerin RP fiyatı düşüyor. 100 RP düşüyor. 350 RP oluyor. Falan. Bunun ayrıntılarını okumak isteyen varsa şu an duruyorum böyle. Durdurup okusunlar. Gizemli ifade sembolleri falan geliyormuş. 195 RP karşılığında mağazada olacakmış. Evet. Yaşam kalitesi destekleri falan filan. Artık ifadeleri sesler olacakmış vesaire vesaire. İfadeler değişecek işte, birazcık daha güzelleşecekler diyebilirim. Yeni ifadelerimiz var bu şekilde. Evet, hepsi birbirinden şirin ve güzeller. Ezreal'ı çok beğendim bu arada. Penguin de çok güzel. Aslında hepsi güzel abi ya. Baya hepsi birbirinden güzel olmuş. Çok beğendim. Hepsi 925 RP mazda olacakmış. Ben bunu alırım. Güzelmiş. Alınır yani. Hatalar giderilmiş. Okumak isteyen varsa okuyabilir. Buraya geçiyorum. Yakına gelecek kostümler. Evet. Futbolcu Lee Sin ve Rammus. Şuradan bakalım. Şuradan görün. Çok daha açmaya gerek yok. Rammus'u çok beğendim. Lee Sin'i ben hiç beğenmedim. Rammus güzel ama. Rammus'u alınır. Rammus'u alırım. Evet. Bu şekilde farklı farklı renkleri var. Rammus'un da farklı farklı renkleri var. Çok teferruatına girmeyeceğim. Bu şekilde, evet. Ve bir emotları videomuzun daha sonuna geldik sevgili dostlarım. Destekler çok nerflendi. Bu açıdan siz ne düşünüyorsunuz? Bir destek oyuncusu olarak veya işte ADC olarak falan filan. Assassin'ler artık ADC'lerin kıçından kan çekecekler. Çok Assassin'ler var şu an. Böyle laga loga yapacaklar sizi. Çünkü desteğiniz artık yok. O desteğiniz size artık kalkan sağlamıyor. Artık azıcık sağlıyor. Artık ADC'ler kaçın ve saklanın. Supportlar kaçın ve saklanın. Artık arkadaşlar metaya şu girdi. Şu an size bak analizimi söylüyorum. Bu metada destek olarak Leona, Braum falan alacaksınız. Tahm Kench alacaksınız. Tank destekler şu an kazandırır. Sakın kalkan veren destek almayın. Tank destek alın. ADC'nizi koruyun. Tank ile. Veya Brand gibi, Nami gibi vesaire. AP bir destek alabilirsiniz. Böyle iyi dürten, rakip hasar veren bir destek alabilirsiniz. Yani ya koruyan bir destek alın, tank bir destek alın, Alistar vesaire. Ya da hasar veren Brand gibi, Lux gibi bir support alabilirsiniz. Dediğim gibi bu şekilde. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz alttan bir tane like atın. Ve eğer abone değilseniz de alttan abone olun kanalıma. Daha doğrusu kanalımıza, La Kasaba, hepimizin bir kasabası. Yorumlarda sizin bu yamada çıkarttığınız en önemli ana fikir neydi? Size göre neler iyi olmuş, neler kötü olmuş yoruma yazın. Discord sunucumuz var. Açıklama kısmında linki var. Discord sunucumuza gelin, konuşuruz, muhabbet ederiz, bir şeyler yaparız. Twitter'la kasaba, Facebook'la kasaba hepsini takip et kankacığım. Hepsini takip et, hepsinden bir haberdar ol. Instagram m.alperen. Arama kısmına gir, Instagram'da m.alperen yaz. Beni takip et. Seksi resimlerime like at. Hadi görüşürüz. Kendine iyi bak, seni seviyorum. Bay bay.